Efendim merhabalar. Portrelerde birlikteyiz. Profesör Doktor Aziz Akgül bizlerle beraber hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Ee, Diyarbakır AK Parti 22. dönem milletvekili. Yani şöyle hatırlatalım. AK Parti kurulduğu zaman ilk kadroda siz yer aldınız. Biz evet, evet, evet. aslında evet. orijin olarak siz asker kökenlisiniz değil mi hocam? Evet. Ee, hangi rütbeden e, ee, e, emekli oldunuz? Eee emekli oldum. Ee, en son Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde Biyoistatistik Bilim Dalı Başkanıydım doçenttim orada. Profesörlüğüm gelmişti. Fakat profesör kadrosuna atanma durumum olamayacağını anlayınca o, o zaman silahlı kuvvetlerden Siyasete başlangıç AK Parti'den önce bir deneyim var Erbakan Hoca ile ama. Daha önce Oradan galiba... ayrıldıktan sonra evet. Gülhane'den Kırıkkale Üniversitesi'nde profesör oldum. İşte Refah Yolu Hükümeti kurulduğu zaman Sayın Erbakan Başbakan olarak bana Başbakan Başpuşavirliğini e, teklif etti. E, onlarla beraber çalıştım. Sonra da e, Sayın Yerim Erez'in zamanında da hem Bakan Danışmanı ve COSCEP Başkanı olarak e, çalıştım. Yalın Erez'e Doğruyop Partisi Evet. Hem bürokraside evet. böyle görev aldım. Biraz da siyasi görevlerdi. Çünkü e, hem Başbakanla hem de Bakanla e, birebir çalışma e, imkanı hasıl oldu. Ondan sonrasında AK Parti e, kurulduğu zaman Sayın Abdülkadir Aksu'yu istişare ederek ve onun çok büyük desteğini almak suretiyle AK Parti'de milletvekili oldu. Evet. Siz siyasi milletvekili oldunuz, siyasette bulundunuz ama aslında siyaset dışı çalışmalarınız az. Türkiye'de daha çok gündeme geldiniz. Ben, ya Biraz ben da hiç... bugün bugün onu konuşacağız. Evet, ben hiçbir Mesela zaman... Ben, e, şöyle olmadı. Hiçbir zaman ben e, siyasi konulara e, öyle girmedim. Hep teknik çalıştım. Yani önerdiğim e, projeler, e, fikirler her birisi bir e, e, kitapçık halinde 27 proje geliştirmişim milletvekilliğim döneminde. Her birisini birer kitapçık haline getirmişim. Ve bunları Türkiye'nin e, e, istifadesine soruyorum. Örnek Siz, vermek evet. istiyorum. İşte diyelim ki yoksulluğun olmadığı bir Türkiye'yi e, önerdim. E, ve buna yönelik olarak da ile ilgili e, Oraya projeyi önerdim. Buraya geleceğim hocam ben. Bir kısa e, aslında giriş yapayım. Şöyle Ben de sizin milletvekili dönemde da daha genç bir gazeteciydim. Birisi de evet. biliyorum. Mesela siz dediğim gibi işte parti kongrelerde muhalefet iktidar çatışması falan onlarda çok yer almadınız. Hep bu projelerle gündeme geldiniz. Ya, ya, yapım yapım pek öyle evet. hani oturup o siyasi tartışmaların içerisinde falan o, o bulunmaya pek uygun İyi ki değil ya. İkinci yapmadınız yani. diyelim. Evet. Ee, İsraf Önleme Vakfı. Evet. Onun kurucu başkanısınız. Evet. Ee, ta o zaman kurmuştunuz. İşte 1998'de. Evet. E, o zaman e, ben e, COSCEP başkanıydım. Türkiye Gübre Sanayi Genel Müdürü de e, e, Sayın Oktay Vural sonra Hı. Ulaştırma Bakanı oldu. Şimdi, Şimdi İYİ Parti'de. E, evet İYİ Parti'de şu anda e, e, siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ve genel başkan vekili. E, işte çok iyi dostluğumuz, arkadaşlığımız olduğu için Diyarbakır'dan. E, ben şöyle bir şey görmüştüm. Yani hem bürokraside, siyasette efendim... E, ee, özel sektörde, e, silahlı kuvvetlerde, e, sivil toplum kuruluşlarında inanılmaz israfı bir de bireysel olarak tabii bizim hı hı. yaptığımız israflar. Ee, acaba bir israfı önleme derneği veya vakfı kurabilir miyiz diye kendisiyle istişare iş ettim. Sonra esas itibariyle e, e, bu kuruluş safhasında beraber olduk orada ve 1998'de vakfı kurduk. Türkiye'yi israfı Önleme Vakfı evet. olarak. Konuşacak çok şey olduğu için biraz hızlı geçeceğim. Şimdi israf hakkında o kadar önemli ki ama israf dendiği zaman çoğumuzun aslında bize öğretilen bildiğimiz şu. İşte suyu idareli kullanın, yok. Evet. Ekmeği az dilimleyin, israf evet. etmeyin. E bu çok ki güzel, çok çok cüzi şeyler. Bu çok güzel bir ama şey. Şunu konuşmak gerekiyor. Yani evet. Güzel bir şey tabii evet. ki. Her şey evet. her maraton bir adımla başlar. Evet. Ama asıl israfı biz yönetimde kamuda görüyoruz yani. Evet. E şimdi İktidarlardan biz de bağımsız tabii, her dönem. Tabii. Sizin belirlediğiniz hocam ben çalışmalarınıza baktım aslında 3 e, kategori yapmışsınız. A, B, C diye yanılmıyorsam veya altın, gümüş, bronz diye. Türkiye'nin evet. en çok israf alanları belirlemişsiniz, liste evet. çıkarmışsınız. Neler mesela? En çok israf nelerdir? Ee, şimdi bir israfı gereksiz, amaçsız, yararsız yere yapılan iş, işlem ve harcama olarak tarif ediyoruz. Hı. Bu herhalde böyle. Şimdi bizim bu Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın bu sizin söylediğiniz e, kategorik e, yapısını dikkate aldığımızda... herkesin bildiğinin aksine, herkesin diyorum çünkü insanlar hemen israfı önleme falan deyince aklına aman musluğu kısalım... İşte suyu az kullan. E, çok güzel bir şey. Yani güzel bir hasret. Ama sadece su değil. Aslında e, sadece Türkiye'de değil. Dünyada da öyle. E, kamu harcamalarında yapılan israflar e, israfın en büyük alanı. Örnek vermek istiyorum Türkiye ile ilgili. E, Türkiye 2022 yılında yaklaşık 15 trilyon e, e, dolar bir e, e, gayri saf milli haslaya e, sahip bir ülke. E, bunun aşağı yukarı %15'ini bizim bilimsel olarak 1 milyonda en fazla 3 hataya izin veren 6 sigma yönetim yaklaşımı uygulanarak elde ettiğimiz rakamlara baktığımız zaman bunun yüzde %15'ini e, israf ediyoruz nereye gidiyor Bunlar Bu, yani çoğunun ne, hangi e, işlemler alıyor acaba? E, kamudaki e, yapılan iş işlem ve harcamalardan elde ettiğimiz e, yani verilere dayalı örnek vermek istiyorum bunlardan bunların en büyük e, bunların içerisinde yani şu anda 2022 için yaptığımız değerlendirmelerde e, en büyük israf alanı olarak gördüğümüz alan SGK'ya primler harici bütçeden aktarılan 398 milyar lira Yine SGK Karabatak denirdi eskiden. Aynen öyle. Evet. Yani, yani, Karabatak mı? E, halen öyle ve büyüyerek devam ediyor. İşte e, e, biliyorsunuz emekli e, maaşlarında 7500 liralık sabit bir e, durumun olmasının temel sebebi bu. Çünkü SGK'da böyle bir kaynak yok. Aktarılacak bir durum yok. Olması mı gerekiyor? Eğitimde hata mıydı? Ama yani, yani şöyle e, bir sistemsel olarak Kara Avrupa'da 18. yüzyılda geliştirmiş olan bir sosyal güvenlik sistemini uyguluyoruz şu anda. Dolayısıyla bunun çok radikal bir şekilde emeklilik fon hesabı dediğimiz ve benim önerdiğim yani yaklaşık 20 yıl evvel Türkiye için önerdiğim bir modeli dünyada da çok değişik yerlerde uygulanan bir modelleme ile bunun mutlaka çözülmesi lazım. Bir diğer hususta esas itibariyle SGK'daki bu kayıp kaçaklar ...veya kara delik dediğimiz husus... ...tabii ki temel sorun olarak yönetim sorunu... ...ama aynı zamanda... ...kamu kurumlarının... ...ahlaki bir şekilde davranmadan... ...hukukluluğu yapmıyorlar zaten... ...yani düşünebiliyor musunuz... ...personel istidam ediyor e, belediyeler... ...belediyeler insan kaynakları adı altında... ...yeni şirketler kuruyorlar... ...insanlar istidam ediyorlar... ...SGK'larını ödemiyorlar... Evet. ...sonra SGK bunlara gidiyor... Bu, ...bu belediyeler iktidar belediyeleri olabilir, muhalefet belediyeleri olabilir. Her çeşit yani belediye var bu kategoride. Şimdi bunlar primlerle... Sadece SGK mı hocam? Hayır ya, tamam. ben en büyüğünü evet. anlattım. Gayet tabii diğerlerinde. de. Efendime söyleyeyim ödemeyince o zaman SGK'ya fon aktarımı olmuyor. SGK'ya belediyeler bazen her biraz daha dürüst davranıyorlar. Ya ben paramı ödeyemiyorum ama benim şurada bir gayrimenkulüm var bunu verin. Verdiği gayrimenkul ne biliyor musunuz? O, o verilebilecek en kötü durumda, en kötü mekanda ve dolayısıyla bu şekilde bu kurum maalesef e, çarçur ediliyor. Dolayısıyla sistemsel bir değişikliğe ihtiyaç var. Sgk. İkinci yani kategoriyi söyleyeyim. Ne var peki bunun dışında? Ee, i̇kinci sırada iç borç faizi. Şimdi e, iç borç faiziyle dış borç faizle veya dış borç iç borç birbirinden çok değerli ve önemli bir şekilde ayrılıyor. İç borç dediğimiz susuz. Siz içerideki e, girişimcilerden, iş adamlarına devletin işte hazine bonosu veya tahviller marifetiyle boşlanıyorsunuz. O iş adamlarına ne diyorsunuz biliyor musunuz? Üretme, istidam etme, gel rant gelir elde diyorsunuz. Halbuki bizim istidama ve ee, üretime ihtiyacımız var. Dolayısıyla o kaynağı siz ne yapıyorsunuz? İsraf ediyorsunuz. İ i̇ç borç faizini ne ayırmak suretiyle. Ee, üçüncü kategoride de sizin kamuda gördüğünüz hepimizin hissettiği işte son zamanlarda mesela aşırı bir derecede mesela güvenlikçi bir israf yaklaşımı oluşmaya başladı. Tamamen göstergeye e, yönelik. Ne i̇şte mesela? E, e, gidip mesela bakanı, cumhurbaşkanımızı, başkalarını ikna ediyorlar. Efendim güvenlik problemi var. Dolayısıyla şuraya bir 100 polis, 100 da, araba daha alalım. 200 tane e, işte efendim tüfek alalım, Şurada yapalım. Yani şimdi buradaki tehdit değerlendirmesi bence öyle bir noktaya geldi ki tamamen keyfilik noktasına ulaşmaya başladı. Dünyada eşi benzeri olmayan bir güvenlik anlayışı ortaya çıkmadı. Bunun kesinlikle hemen ortadan kaldırılması lazım. Mesela Türkiye aynı zamanda bir kamu da araba saltanatının ha, yani ben yaşadığım var. için Arama, söylüyorum. Evet. Yani ben kamu bürokrasisinde çalışmış, bir kişi olarak söylüyorum. Hem başbakanlıkta hem bakanlıkta. Yani hem tepede çalıştım hem de bir bakanlıkta çalıştım. ...inanılmaz israf var. Efendime söyleyeyim oturuyorsunuz orada işte kendi menfaatleri istikametinde şahısların kendi ihtiyaçları ve menfaatleri istikametinde bir tasarım yapılıyor. Onaylar alınıyor. Yani büyük çoğunluğu da resmi onaylıdır yani bütün bunlar. Ama Niçin bunu yapıyorsun diye sorduğunda e, arkasında boş hiçbir işe yaramayan e, hususlardır. Şimdi yani bunlar e, olmasa devletin bun, böyle aksayacak. Bir de evet. bizim bizim, Hocam, bizim devletin hizmet aksar mı? Bunlar olmasa araçtır. Şimdi, araçtı, şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Obez oldu. bir devlet oluyor. Evet. Şimdi obezite esas itibariyle insanda nasıl yağların artması manasında ve hiçbir faydası olmayan kas yani o işte bizim hani devlette verimliliğin sağlanması kaslı bir devlet, güçlü bir devlet olmanın yerine efendim söyleyeyim obezite olmuş, işte efendim yağları artmış, e, şişmanlamış ama hiçbir şekilde işlemeyen antal bir devlet yapısı. Şu anda e, Türkiye bunun e, e, sorgulamasını yapması Peki lazım. Peki hocam burada çok kısa kısa bir şey soracağım. Mesela geçmişte Rahmetli Özal döneminde de gündeme gelmiş. 2 milyon, 1,5 milyon memur vardı. Bu fazla aslında. 300-500 bin memur yeter dendi. Şu an memur sayısı sanırım 5 milyonu geçti. Bu kadar memur Sizce israf mı? Çok büyük israf. Ben bugün bir gün e, o, e, ismini söylemeye gerek yok ama bir strateji başkanımızla Cumhurbaşkanlığına bağlı olan strateji başkanı, yani eski kalkınma bakanlığı evet. e, onu ziyaret etmiştim. İşte sohbet ettik böyle bu noktada. E, ondan sonra dedim ki e, şu andaki e, e, devlet görevlileri içerisinde e, efendim öğretmenler hariç bak öğretmen, asker dahil. Bak, asker dahil ki eski asker olarak söylüyorum, polis dahil, öğretmenler hariç mevcut devlet memurlarını tek kalemde yüzde 50 azaltmanız lazım dedim. Yüzde elli. Yüzde elli hiç, hiç hiç şey şey etmeyeceksin, hiç gözünü kırpmayacaksın. Bunu ben yaşa yaşayan bir insan düzenleyen misin? ama ben ben aynı zamanda bunu yapan bir insanım fakat başarılı olamadım. Sanayi Bakanlığı Sayın Yalı Merezben'i bakan danışmanı ve KOSGEP başkanı olurum da bana dedi ki ya ne olursun dedi daha verimli çalışacak bir mekanizma oluşturalım burada. Bunun da çalışmasını yapar mısın? Ben oturdum bütün çalışmalarını. Her bir pozisyonu ve her bir şahsın yaptığı iş ve işlemlerle ilgili niçin soru sorduk? Yani dedik ki niçin Aziz Akgül burada çalışıyor? Aziz Akgül'ün şu andaki şu pozisyonuna ne ihtiyaç var bu ülkenin? Soru Sorusunu sorduk. Ve orada geldiğimiz nokta benim o yüzde elli afaklı bir yüzde elli değil. Yani ben bilim adamıyım. Yani oturup bir veriye dayalı olmadan hadi kes yüzde elli falan değil. Ve geldiğimiz nokta ne biliyor musunuz orada? Aşağı yukarı 2000 civarındaki bir personel büyüklüğümüz vardı. Bilim sayımız vardı. Personel sayısını 1100'e ee, pozisyon sayısını da yine o şekilde e, indirdiğimizi gördük. Yani yaklaşık yüzde civarında civarında e, hatta 150'den daha fazla lüzumsuz e, tamamen e, e, efendim e, hayali bir şekilde ortaya konmuş pozisyonlar. Siz, e, bu sonra, sözleriniz belki tepki çekebilir ama şu an söylediğiniz yani memurların yarısı a, gereksiz yo, ama diyorsunuz. A, biz bunu yaptık ya evet. düzele dönmedik. Sonra devlet personel başkanlığına gittik. O zaman devlet personel başkanlığı vardı. Ali Osman Salih sonra evet. onunla beraber milletvekili olduk. Dedi ki, e, hocam dedi, bu muhteşem bir şey ama yapamazsın dedi. Ben dedi devlet, pers çünkü şöyle yapıyorduk. E, sanayi Bakanlığı'ndaki bu personel alacağız, devlet personel başkanlığına devredeceğiz. Devlet personel başkanlığında ihtiyaç duyulan yerlere bunları dağıtacak yani şekli böyle. Dedi ki ben de hepsini yaparım dedi. Devlet personel Ama yapamazsın dedi. Şimdi Yalı Merez de hükümette çok güçlü, bağımsız bakan. Geriye döndüm. Dedim ki böyle diyor dedim. Ee, Ali Osman Sali. Yok ya dedi, biz yaparız. Fakat zaman, zamanımız yetmedi. <laughs> Gittik. Hiçbir şekilde de yapılması mümkün değil. Şimdi Saray Bakanlığı'na geri dönsek herhalde 3 bin, 5 bin, belki 10 bindir bilmiyorum yani sayısını. Sayısı kaç yani sayısı Mevzuat da öyle biliyor musun? Evet. Sonra meclise geldim. Ben şimdi milletvekili mevzuat yapıyoruz değil mi? Kanun yapıyoruz. Şimdi her milletvekili, her kanunla ilgili değil zaten. Yapamaz, bilgi de üretemez öyle bir şeyle ilgili. Ancak ilgili olduğu alanlarla alakalı. Orada da geldiğim nokta ne biliyor musunuz? Sanayi Bakanlığı'ndaki edindiğim tecrübeden hareketle şu anda Türkiye'yi yönetmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı kanunların %50'si lüzumsuz. %50'si. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi harcadığı zamanın %50'si lüzumsuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi asla devamlı çalışacak bir kurum değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olan milletvekiller asla mes yani bir milletvekilini bir meslek olarak düşünmemesi lazım. Ben diyelim ki milletvekili oldum, profesörüm. Ne diyeceğiz orada? Gelin kardeşim yılda 2 ay, 3 ay, 5 ay neyse onun planlaması yapılır. Sonra git tekrar üniversitede öğretim yerini yap. İş adamısın, iş adamını olarak yap. Yani şimdi oturup bunu bir meslek haline getirmek ve bunu meslek olarak algılama, ülkenin kaynaklarının yanlış Çünkü israf orada edilmesi is manası. Çünkü seçmen farklı. bazında istihdam kaynağı olarak görülüyor, merkez olarak görülüyor. Aynen öyle. Yani Sistem yani... öyle. Peki hocam, sizin aslında belki bu programda en dikkat çekecek noktalardan birisinin bu olacağını tahmin ediyorum. Evet. Çalışmalarınız biliyorum. Yani diyorsunuz ki bu israf konusunda en büyük israf alanlardan bir tanesi de kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri. Yani e şimdi, merkez ilçe ve kaymakamlık kapatılsın diyorsunuz. Yani değil şöyle mi? orada da yanlış bir algı olmasın orada. Kaymakamlıklara ve ilçe belediyelerine ihtiyaç var ama nerede? Büyük şehirlerin merkezlerinde değil. Yani büyük şehrin diyelim ki Ankara'da, Çankaya'da, Çankaya kaymakamlığına, Çankaya Belediye başkanlığına ihtiyaç yok. Niye yok? Örnek yani bunu var. yok? Nasıl Çünkü düplikasyonlar var. Yolu kim yapacak? Hani işte e, deniyor ya çöpü kim e, toplayacak? Zaten oluyor? şimdi ne yapmışlar? Ne yapmışlar biliyor musunuz? Şimdi bunlar kendi kendilerine e, görev oluşturmuş. Ben bunu isterseniz orijinini evet. de anlatayım evet. size. E, Çankaya'da Allah rahmet, şöyle rahmet şöyle yanlış etsin. anlaşılabilir. Evet. evet. O Cumhuriyet Halk Partisi siz evet. AK Parti orijinlisiniz diye. Evet. Evet. Aynı zamanda Keçiören içinde geçerli bu değil tabii. mi? Başka ilçeler yani, için. Allah rahmet etsin. Hasan Celal Güzel evet. benim harp okulundan e, hocam. E, bir gün akşam e, harp okulundan çıktıktan sonra başbakanlık Başbakan müsteşarıydı Hasan evet. Cagizler. Onu ziyarete gittim akşamüstü. Ondan sonra da o, onu ziyarete gittiğim o akşam e, Turgut Bey, e, işte 1983'te iktidara gelmişler. 1984'te de mahalli seçimler evet. e, olacak. E, i̇şte mahalli seçim hazırlıkları falan yapılıyordu e, o sorular. Ondan sonra da orada da sayın Melek Gökçe'yi arkadaşını çağırdı ya, ee, beraber ya, orada. Gökcik neydi o zaman? Ilk, o, o zaman ben. ticaretle uğraşıyordu. Şey, ee, ben e benim bildiğim yumurta, ha, yumurta e e satıyordu. ticaret. Öyle hatırlıyorum en azından e o andaki durumu. Öyle tanıştım. Ben de sayın e Melek Gökçek'le e öyle tanıştım orada. Ondan sonra kendisi dedi ki, ya Turgut Bey dedi e büyük illeri yani Ankara, İstanbul, İzmir'i. E tehlikeli görüyor. E, belediye başkanlıklarının alınması noktasında Anavatan Partisi ile ilgili e, dolayısıyla e, büyük şehir kavramını getirip e, o, o aynı zamanda büyük şehrin içerisindeki ilçeleri de e, böyle bölmek istiyor. Böylece eğer hani il belediye başkanlığı giderse o zaman hiç olmazsa ilçede de Anavatan Partili belediyeler olsun diye böyle bir planlama Melih Bey'e de Keçiören'de e belediye başkanı olur musun dedi Bunun başlangıç noktasında da böyle ben ya Sizin yanınızda oldu bu da. Şimdi evet, evet yani şimdi e, ticareti galiba, Şu anda 30 ya. Büyük şehir var 130 e, merkez ilçe Ve 130 e, Kaymakamlıklar evet. Şimdi bunlar hepsi Düşünebiliyor musunuz şimdi İstanbul'u söylüyorum Herhalde 20-30 vali muavini var ama aynı zamanda 38 kaymakam var. Şimdi ben bununla ilgili olarak mesela İstanbul'la ilgili Çatalca Kaymakamlığı Belediye Başkanlığı'nı vermeyelim demiyorum. Ama ben Beyoğlu'nun anlamsız olduğunu söylüyorum. Düşünebiliyor musunuz? Bu deprikasyonlarla... Peki şöyle Ankara örneğinde yaşadığımız şeyden birisi. Ankara'da, Ören'e ihtiyaç yok, Erimahalle'ye tamam. ihtiyaç yok, Çankaya'ya ihtiyaç yok. Bunların evet, evet. olmadığını evet, evet, varsayalım. Kaymakamlığın olmadığını varsayalım. O zaman bir seçilmiş belediye... nasıl götürülecek? Seçilmiş bir... belediye başkanı var o zaman çok geniş yetkili, tek adam düzen olmaz mı? Yok olmaz. Yani New York, Londra, Paris, efendim, Japonya'da, Tokyo'da bir tane belediye başkanı oluyor da sadece Türkiye'de mi İstanbul idare edilemiyor? Yok öyle bir şey. Tamamen işte söylediğim gibi Turgut Bey'in o andaki ruh aletiyle efendim böyle bir şey yaparsak ne olur diye düşündüğü hususlar. Ama bu beraberinde israfa sebebiyet veren hususlardır. Düplikasyonlar var. Düşünebiliyor musunuz? Bir ilde her böyle ilçe bazında olan şeyde diyelim ki ilde Gençlik Spor il Müdürlüğü var. Efendim Mamak'ta da var, Keçiören'de de var, şeyde de var, Çankaya'da da var. Bunlar özüm yok. Ya biz şimdi muhtarlıklarla ilgilenelim. Muhtar bu çağda olur mu ya? Yani lüzum kesin, mı kesinlikle kapatılması lazım. Hiçbirisi demokrasinin yerelden hiç, başlayan hiçbir demokrasinin demokrasi hiçbir alakası yok. Ben şimdi köyde yaşıyorum. Hiçbir şekilde de böyle bir şeye ihtiyaç yok. Yani o bu elektronik ortamda e-devletin hayatta olduğu bütün belgelerinin, bütün bilgilerin, bütün iletişimin sağlanabilirliği bir ortamda artık muhtarlık mı olur Allah aşkına? Ve düşünebiliyor musunuz bütün bu müesseler yeniden sorgulanması lazım. Biz e, 1998'de ee, Sanayi Ticaret Bakanlığı'nda mükemmele doğru Türkiye programını yaptık. İsrafı nasıl önleyeceğiz? Daha iyi bir yönetim nasıl oluşturacağız? Çok basit. Ne yaptık biliyor musunuz? Niçin sorusunu sorduk. He. Niçin muhtara ihtiyaç var? Onu koyacağız. Olumlu, olumsuz yönleri var. Efendim koyacağız orada. Hangisi daha fazla? Geçip gideceğiz yani. Diyeceğiz ki arkadaşım buraya ihtiyaç kalmamıştır. Çünkü bizim karar vericiler olarak ülkeyi idare edenlerin Kendilerine tevdi edilmiş olan vergileri çok iyi kullanmaları gerekiyor. Ve bunu da ben açıkçası Kur'an'da Maun suresinin çok iyi içselleştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Maun suresinde vatandaşların, fakirin, gurabanın hakkına tecavüz edenlerin, ...veylüllil musallin deniyor... ...yani namazlarına yazıklar olsun diyor... ...Allah'ın bu şekildeki... ...emri var... ...yoksulluk da öyle... ...yani dünyada yoksul olmaması lazım... ...yani ben şimdi... ...fikir olarak... ...yoksulluğun olmadığı bir dünya olarak... ...epitalizm dediğimiz bir paradigma'yı... ...dünyaya önermemin sebebi ne biliyor musunuz... ...çünkü Allah... ...Kuran'da... ...yüzden fazla surede... ...infaktan bahsediyor... ...ve... ...Ali İmran suresinde de... ...Allah... ...öyle sert bir ifade kullanıyor ki en sevdiklerinizden başlayarak infak etmedikçe tam iman etmiş olmazsınız diyor. En sevdikleriniz ne demektir? Düşünebiliyor musunuz? Evet. En sevdiklerinizin vermeyi. Ya inanılmaz bir olay. İnfak Böyle olmaz. Tamam, e, tabii de, denginden insanların. Tamam. İnfak sadece malla yani infak edilmez değil tabii. Değil Öyle de anlaşılabilir yani. hocam. Bu sosyalizm işte herkesin eşitliğe sahip olduğu bir düzen. E, Onu yani, da kastetmiyorsunuz. Esinlenmiş olabilir. Ya, sosyal adalet... Yani Karl Marx'ı ben mesela çok saygı duyarım. İnanılmaz zeki bir insan. İnanılmaz bir modelleme ortaya koymuş. Yani onun e, fikirlerini sever bilirsiniz sevmeyebilirsiniz ama muhteşem bir e, deha var orada yani. Yani ben onu görüyorum orada. O seviyedeki insanlar çok değerli fikir üretiyor, yaptığı herhangi bir şey. Yok. Sonra bakmayın iş çatışmaya girdiği zaman. Gelin kavga edelim, bilmem ne edelim falan değil de adamlar insanların varlığının ön plana çıkarması, insanların çok değerli olduğunu ortaya koyan bir yaklaşım biçimi Siz, bu. Doğru bir husus e, yani. şimdi ben sizi tanıdığımda gazetecilikte veya siyasete girdiğinizde AK Parti milletvekili yoksullukla mücadeleyle, eee israfla aslında yoksullukla mücadele. Bunlar at başı giden kavramlar değil mi? çok öne çıktınız vakfınızla onunla ilgili. Sonra mikro krediler belki bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Muhammed Yunus Nobel ödüllü e bir bilim insanı. E Türkiye'ye hem getirdiniz onu. Yani küçük e mesela kadınlara küçük işletmelere mikro krediler verildi. Cüzi miktarda ve buradan bir üretim çıktı. Bir sistem doğdu. Bir eksiğim varsa lütfen düzeltin veya tamamlayın hocam. Bunları yaparken şimdi son dönemde bakın kitapta burada biraz önce bahsettiniz hepitalizm. Şu tutuyorum. Allah Allah bu ne diyordur insanlar ben de ilk duyduğumda dikkat e, dikkatimi çekti hiç ya ilk gördüğümde duyduğum bir kavram değildi. Evet. Ne olduğunu soracağım size. E, i̇ş iş şu noktaya geldi. Ne kapitalizm ne sosyalizm. Tek yol kapitalizm gibi. <laughs> bu ideolojik bir kavram mıdır? Nedir hocam realizm? Yok hepitalizm? hiçbir şekilde ben ideoloji içerisinde. Yok ne ilgisi var bunun. Yani şimdi e, e, esas itibariyle e, dünyada yaklaşık 4300 din veya inanç var. Evet. 4.300 dinin veya inanç sisteminin tamamının birleştiği ana nokta şudur: İnsanların mutluluğu. Evet. İnsanların mutluluğunu sağlamaya yönelik olarak gayret göstermemiz lazım. Allah aşkına yılda e, dünya 2 trilyon, 2 trilyondan fazla e, doları çatışma, savaş için, hazırlık için silaha, yani buna ne gerek var? Ama diğer tarafta da yaklaşık 2 milyar insan yoksulluk sınırının altında işte yaklaşık 1 milyar insan hareket ediyor devamlı göçebe efendime söyleyeyim mülteci işte bu e, e, müthiş kötü bir atmosferde yaklaşık 850 milyon insan ise aç aç Ha böyle bir dünya olabilir mi? Nedir bunun sebebi biliyor musunuz? Dünyayı idare eden yöneticilerin liderlerin egosu. Bundan vazgeçilecek. Ne yapılacak biliyor musunuz? Müşterek bir güvenlik oluşturulacak. Birbirlerine saldırma, birbirlerinin topraklarında göz dikmek, birbirlerine yönelik herhangi bir agresif şeyin içerisinde ol. Bunu yapan ülkeler var. Şu anda 33 ülkenin ordusu yok. Ve 1948'de Jose diye Costa Rica'da bir devlet başkanı çıkıyor. Bu Costa Rica yaklaşık 150 yıl Komşularıyla ve kendi içinde iç savaşlarla 150 yılını geçirmiş. Sonra kendisi yani devlet başkanı olarak Jose 1948'de iç harbi kazanıyor o diğer gruplara karşı. Sonra oturuyor, değerlendirmesini yapıyor ve halkın karşısına çıkıyor. Ben bugün itibariyle orduyu lavettim diyor. Sadece basit e, olayları çözmeye yönelik bir küçük e, polis gücü oluşturuyorum ve bitiriyorum. Sizin mutluluğunuz, rahatınız, huzurunuz çok değerli diyor vatandaşlarına. Sonra da komşu ülkelere. Evet. Bulunduğu ortam neresi biliyor musunuz? Şimdi bunu mesela başka ülkeler için ya o ülke için olabilir de başka her yerde olabilir burada. Neresi bu Costa Rica? Costa Rica, e, Amerika. E, e, Orta Amerika ülkesi Orta Amerika. ve e, uyuşturucu ticaretinin ana güzergahının üzerinde olan yani ondan daha tehlikeli bölge yok hemen hemen yok Kart ya yani. kartellerin oldu bölge yani kartellerin oldu bir yerde tamam hocam buradan sonra yok Türkiye gibi bakın Orta Doğu'daki ülkeler siz bir asker kökenlisiniz evet. yani orduya gerek yoktur sonucu çıkmaz ee, buradan değil mi bir dakika için. Bir, bir, ben yanlış anlaşılmasın ben e, Türkiye'nin eee orduya ihtiyacı yoktur manasında bir şey söylemiyorum benim söylediğim husus e, Türkiye dahil bütün dünya silaha yatırımı durdurması lazım ama işte ya siz Şimdi ben yani. ama örnek olarak söylüyorum burada Costa Rika'ya Costa Rica komşularına bu sefer geri dönüyor. Komşularına şunu söylüyor. Diyor ki benim diyor sizin toplatlarınızda sizin e, işlerinize, iç işlerinize karışmayla ilgili zerre kadar bir amacım, böyle bir değerlendirmem yok. Sizinle bugünden itibaren ben güzel bir şekilde ilişki kurmak istiyorum, arkadaş olmak istiyorum, sizinle ticaret yapmak istiyorum diyor. Ne zamandan beri? 1948'den beri. Ne olmuş şimdiye kadar? Fevkalade güzel gider bir ordu. Bunun gibi 33 ülke var. Evet. Ordusunun olmadığı bir. Şimdi bizim oturup dünya olarak söylüyorum bu silahlanma dediğimiz hususu azaltmamıza. Ya bizim sorun hocam yani genel anlamda biraz ütopik kalıyor ama insanlar niyet anlamda katılır e buna. Yani ama yani, şu kapitalizmi e, e, evet. atlamayalım hocam. Tabii. Bu silahsızlanma demek değil. Yani onu söyleyelim. Bu ama mutluluk. silahsızlanma yani, da kapitalizmin evet. ana unsurlarından bir tanesi. Evet, yani insanlara mutluluk vaat ediyorsunuz evet, ya. Bir şey var. ya burada insanlar yani mutlulukla, mutlulukla e, mücadele gibi bir şey. Mutluluk sız, mutluluk e, aşılayan, yani böyle kişisel gelişim kitabı değil bu. Bu yönetimlerin Dünyada barışın tesis edildiği, çatışmaların, Efendim e, savaşların olmadığı, e, farklılığın, birlikteliğinin tesis edildiği, herkesin birlikte huzurlu, rahat, mutlu yaşayabildiği, yerelleşmenin ön planda olduğu ve yoksulluğun, açlığın olmadığı bir dünyayı hedefliyor. Yani mutluluk hiçbir zaman birey tek başına kendisi mutlu olamaz. Çevresiyle birlikte mutlu olur. Yani... Allah korusun diyelim ki herhangi bir yerde bir sıkıntı olduğu zaman biz burada durduğumuzda onu yaşarız orada. Yani bu huzursuz eder bizi. şeyde yani. karşısınız. Genelde bütün Türkiye'deki partilerin hedefidir ve övüş kaynağıdır. Ülkeyi kalkın kalkındırma kavramı veya geliştirme, büyüyeceğiz mesela büyüme evet. kavramına. Büyüme Siz kavramı yanlış da yanlış. Tabii yanlış. Yani büyüme eee küçülelim e, mi yani bunu? Tabii. Aha yani şey. büyümenin yerine Türkiye'nin Esas itibariyle takip etmesi gereken metodoloji kalkınma hele hele en önemlisi de yerel kalkınmadır. Bizim şu anda heyula dediğimiz şehirler oluşturduk, yaşanamaz noktaya getirdik. Diyarbakır'da öyledir, Bursa'da öyledir. İstanbul evet. Efendim İstanbul zaten yaşanacak bir yer değil yani. Efendim Ankara'da öyle olmak yolunda, İzmir'de öyle. Buna hiç gerek yok. Bu şehirler aynı zamanda bu mevcut şehirleşme kültürümüz bir kültür dejenerasyonu. Yapılar Allah aşkına yani ben Diyarbakır'da kerpiç evde büyüdüm, e, siyah taşlı evlerde büyüdüm. Yani hem orada hem orada iki tarafta da siyah taş olan yerler işte çok güzel kışlı, yazlı, havuzlu, şu buyu e, olan mükemmel yapılar. Şimdi e, apartman dediğimiz ama neydi belirsiz, kimliksiz, hiçbir özelliği olmayan, Yapılardan oluşmuş e, efendim mi e, inanılmaz kötü e, dizayn edilmiş şehirler oluyor. Buna dur demek lazım. Yani bunu öyle bir noktaya getirmemiz lazım ki artık e, bizi rahatsız eden, mutsuz eden bu atmosferden kurtulmamız lazım. Evet. Bunun bunun yolu da yöneticilerin bir bütün olarak yani dünyanın ama herkes kendi ülkesinde bu gayreti gösterecek ve dolayısıyla ülkeler bu e, insanların mutluluğunu insanların vergi olarak verdiği kaynakların düzgün bir şekilde, hiçbir şekilde çarçur edilmeden, hiçbir şekilde kayıp kaçak olmadan kullanılmasını sağlayacak noktaları taşınması gerekiyor. Bu, Bu, da kamu yöneticileri, yani ben kamu görevi yapmak istiyorum. yeni bir rejim istiyorum. de yeni bir yönetim modeli öneriyorsunuz. Öneriyorum. Mesela. Hepitalist Çünkü, yönetim. Evet, yani şöyle diyor, evet, hepitalist, yani insanlar da hepitalist olacak. Mutlu, insanların mutluluğunu ön plana çıkaran yöneticilere ihtiyacımız var olumlu düşünce tarzına ihtiyaç olanlar var. Yani dolayısıyla öyle olunca o zaman çok rahat bir hayat yaşar. Zaten insan olarak bizim ömrümüz çok kısa. Evet, yani bu soyut ifadelerin somut, somut adımları Hocam somut adımlar olması gerekiyor. Mesela bir tanesi şu mu? Sizin yine bir öneriniz var. Diyor ki diyorsunuz ki çalışma sistemi değişsin diyorsunuz. Nasıl yani? Dört gün altı saat. Evet. Nasıl olacak? Yani ha, e, yani evet. şu an 5 gün. Evet. Kaç saat oluyor? E, e 35 saat mi? Ya, e, e, ya, i̇şte şu an evet yani şu anda iş kanununa göre yani siz, 40 saat. Yok. Siz hocam 5 e, gün 8 de. Siz çok çalışkan bir insan biliyorum ama siz e. toplumu tembelliğe mi teşvik ediyorsunuz? Yok, hiç alakası yok onunla yani ilgili. 4 gün 6 saat. O, evet, 4 gün 6 saatte ama. biz 252 vakfımızda şu anda 2 iktisadi saat iş yapıyoruz. Yani. Tabii 2 iki, iki, iki iş yapmamız var. E, vakfımızda 252 personel var. 3 yıldır biz ilk önce 4 gün 8 saatte başladık. Ondan sonra da 4 gün 6 saatte şu anda devam ediyoruz. Hedefimiz 4 gün 4 saat. Bakın bir şey söyleyeyim. Nasıl mi yani? Sana? 4 gün. Günde 4 evet, saat çalışacaklar. 4 gün çalışacaklar. 4 saat. Kendileri yapamıyorlar. <laughs> ya, yapsınlar. Peki bunu olur. siz vakfınızda yapıyorsunuz da yani evet. mesela Devletteki herhangi bir bakanlıktan mı böyle olsun? Daha daha rahat olur bu bakanlıklar. Hocam nasıl 4 saat ben bakanlıklarda. ben bakanlıklarda çalıştım. Bakanlık dediğiniz yani nedir? E, ne olacak yani orada? Neler yapıyor, ne yapıyor dünyayı? Mı? Kalan yok ya Allah aşkına ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fikir üreten e, unsurlar onu evlerinde de yapar, oturur konuşur. E, e, efendim, tamam pandemi e, şey... sonrası uzaktan ya, ba, esen çalışma öncelik. Ya hayır birçok unsur kullanılabilir bu noktada. İlla insanlar oturup bir yerlerde tutmanın iş gereği yok. Çok nadir hizmetler vardır mesela güvenlik hizmetidir, başka hizmetler. Sağlık hizmetidir, eğitim hizmetidir. Onlarla ilgili bir şeyleri söylemiyorum. Onlar hepsi düzenlenebilir kendine göre. Ama yani şu anda düşündüğümüz işlerin yüzde yüzde 90'ını benim söylediğim bu modellemeyle e, yapmak Mesela gaz Bakın ee, saat yani 4 saat çalış, ondan sonra eve git ne yapacak o insanlar? Evet. Şimdi Mes şöyle işim nasıl lazım. tamamlayacak? Bizim şöyle düşünmemiz lazım. Yani işkolik olarak hayatımızı devam ettiremeyiz. Yani hangi meslek grubunda olursa olsun ilk önce kendi e, huzurunuzu, mutluluğunuzu, ailenizin mutlu, arkadaşlarınızla olan dostluklarınızı, bunu düşünecek şekilde de hareket etmemiz lazım. Onda haklısınız Çünkü ama, bir de çok kısa. Işlem, affedersiniz bitmesi gereken işlemler var. Gazetecilik için demiyorum. Tamam. Tapu sırada işiniz var. Yani o zaman memur 4 saat çalışmış. İş durmayacak mı? Yok yani şöyle e, e, olacak. Bunun e, şimdi 4 saat çalışma ile ilgili bunlar sizin sürekli addeden hususlarda vardiyalı olarak devam edecek ve gidecek yani. Size memurun yarısını kat... hem çıkaralım diyorsunuz, yarısı yani, yarısı fazla diyorsunuz. Hayır, hayır, Kalan ben, kısmıyla bu işler nasıl bitecek? Ben, e, e, Biter mi? Ben devlette, devlette e, yani hem silahlı kuvvetlerde hem e, e, üniversitede e, hem de bürokraside bulundum. ...benim indi, edindiğim intiba... ...benim şu anda düşünce tarzımın... ...tamamen düzgün, güzel bir şekilde bulacağını... ...size örnek vereyim size... ...şimdi e, 1998 yılında... E, ...şirket kuruluşları... E, ...sanayi e, veya ticaret il müdürlükleri tarafından yapılırdı... E, Uzun ...oraya... Mi? evet or ...oraya insanlar gelir... ...işte şirket kurmak için... hemen söyleyeyim ...işte git bugün gel, yarın gel bilmem ne filan... ...biz ne yaptık biliyor musunuz orada... ...oturduk... E, ee, yine niçin sorusunu sorduk. Dedik ki, ya bir şirket diyelim ki bir limite şirketi kurmak için nelere ihtiyaç var? Oturduk. Dedim ki ne, ne istiyorsunuz şu anda? Oturdular 12 madde getirdiler. Sorduk. Birincisine bu ne dedik yani burada? Efendim dediler daha evvelki genel müdür bir genelge yayınladı ona bağlı olarak. İhtiyaç var mı yok? Geç dedim onları. E, silin geçin. İkinci sıra geldik. Dediler ki işte şudur. Ne var burada? Yönetmelikte. İhtiyaç var mı yok? Yönetmelik değişikliği için başbakanlığa yazın dedim. Bunu da kaldırıyoruz. Baktık ki orada 3-4 tane madde ihtiyaç var. Yani bir insanın şirket kurmasına yönelik olarak. Ondan sonra da biz şöyle bir şeyle çıktık e, kamuoyunun önüne. 800'lü bir hat aldık Sanayi Ticaret Bakanlığı'na o zaman. E, Topla da çok güzel e, e, ilişki olduğu için onu e, top ediyordu. Çünkü top e, gereksiz bir şekilde birçok e, e, zorunlu ayda kalıyor. O, ona kesinlikle karşıyım. Bütün meslek kuruluşlarının tamamen zorunlu hem de kanunla. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hem sivil toplum kuruluşu olarak geçiniyorsun hem benden zorla Tabii. Ben yeminli mali müşavirim mesela. Yeminli mali müşavirler odası diyor ki kardeşim sen bana aidat ödeyeceksin. Ben ödemek istemiyorum çünkü çalışmıyorum seninle. Evet. Yok ödeyeceksin. Böyle bir şey olur mu ya? Yani böyle bir şey olur mu? Şimdi cümle ondan sonra ne şey yaptık? Yok ben şirketi tamam. bitireyim. Sonra dört tane madde. Sonra ne yaptık biliyor musun? Çıktık kamu önüne. Ee, ne onla çıkmadan evvel iki sanayi müdürünü çağırdım, bakanlığa geldi. Biri İstanbul, biri Hakkari. Hakkari'ye sordum dedim ki bir şirketi kurmak için ne kadar zamana ihtiyacın var senin? Dedi ki efendim dedi kim gelirse ben aynı zamanda çay kahve içiriyorum. Zaten kimse şirket kurmaya gelmiyor ki. İstanbul'a sordum dedi ki yarım saatte yaparım. Ya arkadaşım dedim burada çalışan insan yani çünkü memurlar da insan yani oturup ona yüklenme. Sen şimdi sen neredeyse ben sana 15 gün süre veriyorum git bak Efendim, orada çalışan memurumuzun huzurlu, rahat bir atmosferde bir şirketi ne kadar zamanda kurabileceğine bak. Ondan sonra gel. Gitti geldi. Tabi, demek ki sisteme hakim olduğu için biliyor orada. Dedi ki yarım saatte. Bakanlıktan genelge çıkardık. Bir saat dedik. Ne dedik biliyor musunuz orada? Şu 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 belgeleri getirmek suretiyle açık ama. Herkes biliyor burada. En geç sizin şirketiniz bir saat içerisinde kurulacak. Dolayısıyla tavasut yok, efendime söyleyeyim şunu arayayım da ya bana bir ya, birisi yardımcı olsun. Bunlar hepsi yapılabilir. Nedir bu peki? Hizmet standartları. Devlette hizmet standartlarını getireceksiniz. Bütün bürokratik meseleler ortadan kaldırılacak. Kimsenin kimseyle ilgili getirip, bilmem tavasuta bulmasının örnek veriyorum size geldim Koskep başkanı olduğum günün bir saat sonrasında bir iş adamı geldi dedi ki efendim dedi 3 ay evvel benim ihalem oldu. Param da çıktı ama 3 aydır benim param ödenmiyor. Mali işleri çağırdım dedim ki niye ödemiyorsun dedim. Hikaye. Erteliyor vermiyor adamı. Böyle bir şey olabilir mi? Peki programın sonuna geliyoruz. Kısa kısa şöyle söyleyeyim. Siyasette olduğunuz mecliste olduğunuz dönemle bugün mukayese zaman. Mesela obez devleti biraz daha engellemek için. Lojmanlar falan da o zaman eee milletvekili lojmanları da kapatıldı. Birçok adım da atılmıştı. Şimdi israf daha mı fazla daha mı çok? Yani As şöyle söyleyeyim. Ben genel kanaatimi söyleyeyim. Evet. şey ederek. bir defa mevcut şu andaki e, 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 devlet bürokrasisinin her kademesindeki öğretmen Sağlık, milli eğitim ve sağlık hariç e, silahlı kuvvetler ve güvenlik yani polis dahil %50 azaltılması lazım. Evet söylemiştiniz onu. Bunu söylüyor musunuz mesela hükümete? Her yerde, yerde söylüyorum ama partiniz. benim yani söylemem bir şey ifade etmiyor ki çünkü bunları yapabilmek için sizin bir pozisyon, bir imkanınızın, bir kabiliyetinizin olması lazım. Benim bunlar hepsi benim milletvekilim döneminde çıkardığım 28 kitapçık var ve her birisi bir çözüm. Mesela mikro kredi ile evet. ilgili mikro de çok daha ısrarcı davranıp benim tevafuk olarak plan bütçe komisyonunda görev almış olmam ve bunu kabullenen bir bakanın çünkü siz iktidar milletvekili de olabilirsiniz. Bakan sizin önerinizi kabul etmez. Sizin onun kanun maddesi hale getirmeniz mümkün. Ama Sayın Abdülkadir Aksu, o zaman mikro kredi uygulamasının valilikler tarafından, belediyeler tarafından yapılmasına izin verdiği için ve hala onların görevi başka bir şey yok. Peki biz vakıf olarak neredeyiz? Bu ekonomik biz, krize de bir çözüm önerisi olabilir önerdi. değil mi? Bu? Mesela sosyal güvenlik sistemine. Sosyal güvenlik sistemine ilgili olarak benim yaklaşık 20 yıl evvel önerdiğim emeklilik fon hesabı modelim var. Yani 18. yüzyılda kara Avrupa'sında geliştirilmiş, Bismarck zamanında geliştirilmiş olan bir sistemi Hala uygulamaya devam ediyoruz ve her gün yaş konuşuyoruz, her gün primi konuşuyoruz, her gün emeklilik maaşı konuşuyoruz. Böyle bir şey olabilir Peki, mi? Peki vatandaşlar yani çarşı pazarda çok hayat pahalılığı var ya, ekonomide büyük sıkıntı var. Umutlu olsunlar mı hocam? e o, o hiçbir zaman işte zaten kapitalist insan yetiştirmemizin olmamızın Ama temel bir biri şey. yani, e, o he her sistemle, zaman mümkün olmamız e... lazım. Sistem değişikliğine gidilmesi gerekir. Yani mutlak surette e, bizim vatandaşın mutluluğunu, huzurunu, refahını ön plana çıkaran ve bunu hissettiren bir düzenleme ihtiyacımız var. Bir bütün olarak ben bunu hissediyorsam demek ki sistem güzel. Yok eğer bunu hissettiremiyorsan bir çatışma atmosferi, bir kargaşa atmosferi oluşursa kusura bakmasın. Demek ki hiç kimse bu işe katkı sağlamıyor demektir yani. okuyunca biraz da şey geldi, parayla saadet olmaz. Etçe, şey, boy, yok ben evet. Mesela şimdi ben e, be, 1996'da başbakan, başmüşahri olduğum zaman bana verilen ana görevlerden bir tanesi Doğu Güney'de bölgesel kalkınma programıydı. Ve onun temel noktalarından bir tanesi terörün ortadan evet. kaldırılması. Terörün şeyimiz... ortadan kaldır, kaldırabiliriz. Farklılığın birlikteliği. Bu kadar basit. Ha, onun çözümü de Farklı, ekonomiden geçen. hepsi var. Ve ben o zaman tabii bu bir gizlilik ihtiva ettiği için askeri kökenli olduğum için de PKK nasıl terhis edilir dahil. Yani rapor, raporun arkasında ek PKK nasıl terhis etmek durumundayız. Ve burada kazan kazan modeli uygulamamız lazım. Ne dedin? Ne etmek zorundayız dediniz? E Efendim? Ter terhis mi? Bir ibare kullandınız. Nasıl? Terhis nasıl terhis edilir? Terhis. Askeri terminoloji o. Ee, evet bunu yapmak gerekir Densel uluslararası. etmek yani. Tabii terhis. yani terhise, bitireceksin bu meseleyi bitireceksin. Yani silahlar alınacak, bitecek. Terhis etmek dediğin terhis ettiğin zaman ya, ne askerin olur? Askerin tamam. üniformasını çıkarıyorsun, silahını alıyorsun. Sonra güle güle diyorsun. İşte o güle güle demenin de şartları var. Yapan var mı? E gayet de yapanlar var. Efendim, Güney Afrika apartheid dediğimiz yani siyah beyaz Ülkçülük. ırkçılığının en üst seviyesinde ol. Bizim Kürt Türk'te ırkçılık çatışması var. Yok öyle bir şey ya. Sosyal bir olay. Birileri tahrik ediyor, oturuyor, orada çıkıyor. Ben Diyarbakır'dan geldim. Türkiye'de en üst seviyelerde görev aldım. Yani engellenen engellenen ne var yani? Bana bir şey söyle de ondan sonra silahlı kuvvetlerde görev aldım. Silahlı kuvvetlerde kalmış olsaydım her pozisyona belki gelebilirdim. Bilmiyorum yani hmm. tercihim benim ayrılma şeklinde oldu. Onu bilmiyorum. Efendim ben söyleyeyim. E, dolayısıyla e, her e, bu, bu düzenlemelerle bunu e, ortadan kaldırmamız mümkün. Bakın e, e apartaydı söyledik Güney Afrika'da. E, İRA, ETA bunlar hepsi çözüldü. Çözmemiz lazım. Bakın Kıbrıs hadisesi 50 yıldır. Ben 1972'de ya işte şeyden kuleli dedim. 74'te bu Kıbrıs hadisesi meydana gelince talebeydim. Emekli oldum. Şimdi işte yaşlanıyorum. Hala mesele çözüm Yok öyle bir şey. Yani çözümsüzlük çözüm değil ki. İşte ya hocam bu konuda da farklı düşünceler var. her yerde var. Evet, Ama şöyle, ben şunu istiyorum. Bana neticeler geniş... önemli. Sürekli... Neticeler ne olması lazım biliyor musun Neticeler benim mutluluğumu, huzurumu, refahımı tesis edecek. Süremizin sonuna geldiğimiz için bölmek zorundayım ama şu çok anlamlı son cümlenize katkı olsun. Türkiye'nin hakikaten çok gergin oldu. Yüzlerin çok asık olduğu bir dönemde kapitalizm, mutluluk. İnşallah. Yani İnsanların... bir siz evet. aynı zamanda işte kişisel gelişim gibi değil. Lay lay lob anlamında bir mutluluk değil yani. Evet. Soyut değil. Bazı yerler soyut görebilir ama siz aslında bir yönetim modeli öngörüyorsunuz. Aynen öyle. Aynen. O yani hep bir yönetim modeli diyorsunuz. Bana da imzaladınız galiba bu kitabı. Çok teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim hocam. Ha, ben de çok Sağ teşekkür olun. ederim. Sağ olun. Farklı şeyler ha. duyduk sizden. Hakikaten Sağ bazen farklı kavramlar, farklı bakış açılarını dinlemek insana iyi geliyor. Teşekkür ederiz. Çok edersin. teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, konuğumuz Profesör Doktor Aziz Akgüldü. Diyarbakır eski milletvekili. AK Parti'nin ilk dönem milletvekillerinden ve Türkiye İsraf Önleme Vakfı'nın kurucusu. Ve kavramının da öncüsü. Hiç söylemediniz ama bu kavramın hapitalizm ve hepitalizmle ilgili bütün kavramlarında şey e, telif haklarını aldık. Hakları ait. E, patent kurumundan. Eee tamam. ama e, bunun anlamı epitalizm kelimesini kullanmayın. Hepitalist kelimesini kullanmayın ama o benimdir demek manasında değil. E, çünkü bana bu bir İngilizce kökenli bir tabir. E, biliyorsunuz e, lisanlarda... Türkçe çevirseniz şöyle, ne dersiniz? E, yine hep, e, yani mutluluk yani mutluluk, saadetçi. Mutlulukçuluk, saadetçi. E, Evet, saadetçi denebilir. E, ama o siya, efendim, siyasi yaklaşım epitalizm saadetçilik olabilir. E, dolayısıyla ama o da Arapçadır yani evet. e, dolayısıyla çok takılmamak lazım Peki. onlara e, ilgi, biliyorsunuz siz de çok kitap yazıyorsunuz evet. sizleri de tebrik ediyorum Sağ olun. İlginçlik olsun diye bunu yaptık benim oradaki fikirlerimin ne olduğunu hiç olmazsa birileri şu otursun şu cümleyi okuyup yazın bitireyim aslında siz beklemeniz evet. gerekirdi ama cevap hakkı vermeyeceğim evet. programın sonuna geldik koronavirüs küresel salgınından sonra yeni bir kalkınma paradigmasına doğru insanlık odaklı bir dünya aslında epitalizmi bu Amacını ve kavramını da tanımlıyor. Efem tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikte olacağız. Hoşça kalın.